Antalya'da geçen hafta meydana gelen ve 3 kişinin ölmesine, onlarca kişinin ise yaralanmasına neden olan hortum felaketi nasıl oluştu acaba? Hortum esnasında neler yapılmalı? Özellikle kışın ve sonbaharda görülen hortum olaylarına karşı alışmalı mıyız sizce? Kanal V ekibinden Akif Aracı konuyu uzmanına sordu. Kameraman Veysi Çesen de görüntüledi. Antalya'da geçen hafta oluşan hortum maddi kaybın da önüne geçti, can kayıplarına neden oldu. Seraları yerle bir eden, yolcu uçaklarını yerinden oynatıp otobüsleri deviren hortum dehşetine şahit olanlar, yara almadan kurtuldukları için şanslı olanlar. 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hala aranıyor. Peki bu hava olayı nasıl meydana geliyor? Hortum esnasında neler yapmalıyız? Dediğimiz gibi süper hücrelerin fazla oluşması ve buna bağlı olarak çevremizde oluşan hortumlardan kaynaklanmaktadır. Yeterli nemle birlikte rüzgarın yön ve hızında meydana gelen ani değişikliğin oluşturduğu koşullarda basıncın düşmesi ve buna bağlı olarak havanın yukarı doğru dönerek kalkması sonucu oluşur. Türkiye'de 2001 ile 2018 yılları arasında 159 hortum olayı yaşandı. 2010'dan sonra hortum görülme sıklığının arttığı ülkemizde en çok kış ve sonbahar aylarında hava olayı oluştu. Ola ki hortum sırasında başımıza bir şey gelecek olursa sığınacak bir yer aramalıyız. Özellikle uçuşacak parçalara karşı tedbirlerimizi alıp başımızı korumalıyız. Antalya'da hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, 40 yaşındaki Bayram Demir ve son olarak 3 çocuk annesi Şerife Yumuşak'ta. Hortumda başlarına isabet eden parçalar nedeniyle hayatlarını kaybetti. Hortum esnasında oldukça kuvvetli rüzgarlar olmaktadır. Uçuracağı parçalara karşı dikkatli olmalıyız. Dışarıda isek öncelikle sığınacak güvenli bir yer bulmamız gerekir. Uçuşabilecek parçalara karşı kafamızı korumalıyız. Köprü, üst geçit ve enerji nakil hatlarından uzak durmalıyız. Düz ve alçak alanlarda durmayı tercih etmeliyiz. Bir aracın içine sığınmamız gerekirse emniyet kemerini takarak başımızı mutlaka aşağıda tutmamız gerekir.